24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları başladı. Vali Ahmet Aydın ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Dadaşlar İlkokulu ziyaret edildi. Arkadaşlar, sağ ol! Nasılsınız? Sağ ol! Size sağ olun, teşekkür ediyoruz. Yani bu anlamlı gün, Öğretmenler Günü vesilesiyle Dadaşlar tabur olarak da bu şehitlerimizi unutmadınız. Çok teşekkür ediyorum. O vesileyle de inşallah onların ismini yaşatıyoruz. Sizin isminizi yaşatıyoruz. İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken öğretmenlere de karanfil verildi. Etkinlikte tamamı subay, az subay ve özel harekatçılardan oluşan jandarma özel harekat taburu Dadaşlar'da hazır bulundu. Vali Ahmet Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şenol Yeloğlu sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. Doktor öğretmen. Hem öğretmen hem doktor mu? Doktor mu? Öğretmen. Öğretmen. Asker. Sen? Ben de öğretmen. Sen de öğretmen olacaksın. Duydunuz mu? Duydunuz. Bizim Dadaşlar taburumuz var. Bir ara geçen sene, eski bir sene önce şehit olmuş askerlerimiz. Değil mi? 17 tane askerlerimiz helikopter kazasında. Biz de burada tabur hep beraber askerlerimizle sizi ziyarete geldi. O taburla beraber geldi. İsmini verdiğimiz okul sizi ziyarete geldi. Aray komutanımız, askerlerimiz, milli eğitim müdürümüz. Ben de İvaliniz, gençlerimi ziyaret edelim, sohbet edelim. Hem de öğretmenler bir vesilesi, hocamız başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenleri kutlamak için geldik. Hediyeler, karanfiller getirdi mi? Tamam. Ayrı ayrı. Evet. Biz öğretmeniz öğrenmen. Öğretmeniz öğretmeniz. Öğretmenler öğretmeniz. Evet, hocam bir şeyler takdim Öğretmenler günümüz güzel olsun böyle. İnşallah şimdi el vesile olsun diye. Evet, bu gelin. Daha da kamışlar ucunu boyamışlar. Nasıl kamışlar ucunu boyamışlar. Beni mela gözlümü askere yollamışlar. Beni mela gözlümü askere yollamışlar. Asker olacaksın. Biz nereden geldiğimizi biliyor musun? Biz şu anda burada, bize Siirt merkezde Dadaşlar taburundan geldik. Tamam mı? Dadaşlar taburundan geldik, sizlere ziyarete geldik. Sizlere birkaç bir şey daha sonra öğretmenlerle de bir toplantı yapılarak sorunları dinlendi. Vali Aydın ziyaretle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı. JÖK taburundan buraya. Okulun ismini vermiştik. Bir sene önce biliyorsunuz helikopter kazasında 17 tane şehidimiz olmuştu. O şehitlerimizin anısına bu okulun ismini vermiştik. Şu an hep beraber ziyaret ettik. Öğretmenlerin inşallah biraz sonra karanfillerini verdik. Yine vereceğiz. Öğrencilerimize kırtasiye malzemesi veriyoruz. Yine kitap veriyoruz. Bu vesileyle ben Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Hem ilimizdeki hem tüm Türkiye'deki tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslektir. Hazreti Ali Efendim dediği gibi gerçekten bir harf öğrenin 40 yıl kölesi olurum demiş. O noktada öğretmenlerimiz ne yapsak azdır. Ama temennimiz inşallah en kısa zamanda hem maddi hem manevi şekilde bir an evveli ondan durumdan çok iyileştirmesi önem arz ediyor. Biz her fırsatta bunu söylüyoruz. Diğer taraftan şehitlerimizle ilgili böyle bir okula ismi verilmesinden dolayı ben milletin camiasına, başta müdürümüz olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten şehitlerimizin ayrı bir yeri vardır. Çok önemli bir yeri vardır. Ve bugün de alay komutanımız kendi taburuyla beraber unutmayıp bugün buraya gelip öğretmenlerimizin öğretmenler kutlaması ayrı bir güzellik oldu. Ben alay komutanımıza ve şahsındaki tüm askerlerimize teşekkür ediyorum. Senle öğretmenin birine bak, hadi bakalım. Al,
Okulumuzda Siirt'in meşhur tiftik battaniyesinin tip bayrağı şeyini takdim edeceğiz inşallah. Arkadaşlar sabır değil mi? İkisinin de seni çok güzel. İkisinin de seni çok güzel. Ben tahmin etmiyorum zaten. Sokları sokları mı? Herkes bir tane bakarsın. Herkes bir tane bakarsın. Herkes bir tane bakarsın.